Bize bir aşıks fonksiyonu vermişler ve aşağıdaki aralıkların hangisinde aşın ortalama değişim oranı pozitiftir diye de sormuşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize siz çözmeye çalışın. Birlikte yapalım mı? İsterseniz işe ortalama değişim oranının ne demek olduğunu hatırlayarak başlayalım. Bunun değişkendeki ya da x'deki bir değişimin fonksiyonun değerini nasıl değiştirdiği olarak da düşünebilirsiniz. Aralığı bulmak için de x'in son değeri eksi x'in ilk değeri, paya da fonksiyonun x'in son değerinde aldığı değer eksi fonksiyonun x'in ilk değerinde aldığı değeri yazmamız lazım. Bizden bunu burada verdikleri farklı aralıklar için hesaplamamızı istemişler. Bulmamız gereken şey ise pozitif olup olmadığı. Burayı incelediğimizde x'in son değeri ilk değerinden büyük olduğu sürece ortalama değişim oranının pozitif olup olmadığına h'ın x'in son değerinde aldığı değerin x'in ilk değerinde aldığı değerden büyük olup olmadığına bakarak karar verebiliriz. Fonksiyonun üst sınır noktasında aldığı değer alt sınır noktasında aldığı değerden büyükse ortalama değişim oranı da pozitif olacak. O halde seçenekleri incelemeye başlayabiliriz h 0. Evet bu 0'a eşit. Ee, 1 bölü 8 çarpı 0 eksi 0 0 eder öyle değil mi? h 2 ise 1 bölü 8 çarpı 2 üzeri 3, yani 8'den 1 eder, eksi 4 sonuç eksi 3 olur. Bu aralıkta h'ın üst sınır değerinde aldığı değer alt sınır değerinde aldığı değerden büyük değil. Demek istediğim, bu aralıkta ortalama değişim oranı negatiftir ve bu yüzden de bu seçeneği eliyorum. Aslına bakarsanız anlamamızı kolaylaştırmak adına fonksiyonu desmos.com'da çizdim. Grafiğe baktığımızda 0 ile 2 arasında değişim oranının negatif olduğu açıkça görülüyor, öyle değil mi? x eşittir 0'da fonksiyonun aldığı değer bu, x eşittir 2'de ise bu. x eşittir 2'de fonksiyon daha küçük bir değer alıyor. Buna ek olarak ortalama değişim oranının, Fonksiyonun iki uç değerini birleştiren doğrunun eğimi olduğunu da düşünebiliriz. Evet gördüğünüz gibi bu doğrunun eğimi negatif. Ve bu da ortalama değişim oranının negatif olması anlamına gelir. Peki ya bu iki nokta yani bu aralık? H0'ın 0 a eşit olduğunu biliyoruz. H8 ise 1 bölü 8 çarpı 8 üzeri 3. 8'in 3. kuvvetini 8'e bölersem 8'in karesini yani 64 elde ederim. Eksi 8 üzeri 2 yani 64. 4'ten de fonksiyonun değerini 0 olarak buluruz. Bu aralıkta ortalama değişim oranı 0 olacak. Neden diyecek olursanız pi 0 olacak da ondan. Evet bu seçeneği de eriyorum. Grafiğe de bakalım. İşte burada. x eşittir 0'da buradayız. x eşittir 8'de de burada. Bu iki noktayı birleştiren doğrunun eğimi de 0 olduğuna göre iki nokta arasındaki ortalama değişim oranı da 0'dır. Peki ya c seçeneği? H6 bir bakalım 1 bölü 8 çarpı 6 üzeri 3. 6 üzeri 3 yani 36 çarpı 6. 180 artı 36'dan 216'ya eşittir ve 1 de eksi 36. 216 6 çarpı 6 çarpı 6'dır. Bunu 8'e bölersek burası 36'dır. 36'nın 8'de 6'sı ya da 4'te 3'ü evet eksi 36'yı da yazıyorum. Eksi 9'a eşittir. Bu işlemi hesap makinesi ya da uzun bölme kullanarak da yapabilirsiniz ama aslında bunlar son derece basit işlemler. Evet, a-6 eksi 9'a eşit. A-8 ise karışmasın diye araya bir çizgi çizelim. Evet, az önce sıfıra eşit olduğunu bulduk. Fonksiyonun üst sınır değerinde aldığı değer alt sınır değerinde aldığı değerden büyük olduğuna göre, ortalama değişim oranının bu aralıkta pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Doğru seçenek bu. Grafik üzerinde de görmek isterseniz h6 yani x 6'ya eşit olduğunda fonksiyonun değeri eksi 9'a eşit. x 8 olduğunda ise fonksiyon 0 değerini alıyor. Bu iki noktayı birleştirirsem elde ettiğim doğrunun eğiminin pozitif olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Bu da ortalama değişim oranının pozitif olması anlamına gelir. Soruyu kendi kendime çözüyor olsaydım doğru cevabı bulmuştum ama ben bu seçeneği de değerlendirmek istiyorum. h0'da fonksiyonun değerinin 0 olduğunu biliyoruz. h6'da ise eksi 9'da öyle değil mi? Bu aralıkta ortalama değişim oranı negatiftir çünkü fonksiyonun aralığın üst sınır değerinde aldığı aldığı değer, alt sınır değerinde aldığı değerden küçüktür. Bu yüzden de bu seçenek de doğru değil. Buraya da bakalım. x eşittir 0 da buradayız. x eşittir 6 ise burada. Doğru, buna benzeyen bir doğru olacak ve bu doğrunun eğimi de negatif. Yani ortalama değişim oranı negatif.